Osmanlı Devleti Söğüt'ten yayılmaya başlamıştır. Türkiye ormancılığı da Bozüyük'ten inkişaf edecektir. Süleyman Ormancı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kurtuluş Savaşı'nın başarılı komutanlarından İbrahim Çolak'ın kurduğu kereste fabrikasında toplam 1600 kişi istihdam edilmiştir. Bu fabrikanın Avrupa'daki en modern tesislerle kıyaslanabileceği uzmanlar tarafından ifade edilmektedir. Kesilecek ağaçların işaretlenmesi, damgalanması, kesilmesi, sürütülmesi, Dekovil hattıyla havai hat istasyonuna getirilmesi gibi konular ülkemiz için ilk kez karşılaşılan tekniklerdir. Bozüyük'e kadar olan 20 kilometrelik tomrukların naklinde kullanılan havai hat hemen bu yanımıza gördüğünüz bu kertiğin içinden geçip aşağılara iniyordu. ...1937 yılından itibaren kurulmaya başlanan devlet orman işletmeleri, Bozüyük'te başlatılan işletmecilik ve ormancılık tekniklerini örnek almışlardır. Türk ormancılığında başarı hikayesi. Bozüyük Kereste Fabrikası.